eşinizin biraz Girit öyküsünü hani dinleyebilirsek. Şimdi benim eşim de aynı, o da Resmolu. O da tek oğlan, ben de tek kız. 12 sene evlilik yapınca annem, biz 38'de geldik buraya. O 5 yaşında falan galiba babasını kaybediyor ve oradan itibaren geliyorlar galiba. Şimdi benim kocam, kayınvalidem 14 ayda geriye dönüyor baba evine dul. 5 aylık hamile benim kocam, 14 ayda annesi baba evine dönüyor dul. Camide düşüyor, beyin kanaması mı oluyor, kalp krizi mi, artık ben de bilemeyeceğim. Ondan sonra onlar da buraya geliyorlar. İşte 1919 doğumlu, 24'te geldiler, 4-5 yaşında. Sonra burada Cunda'da Ali Tavşan vardı. Güzel motel vardı ya, Sevim Hanım. Onun babası öncülük yaptı onlara mal almak davasında. Sonra biri ve kayınvalidem evlendi. Adamın da çocuğu yoktu, Vodinalıydı. Yani babalık yaptı kocama. Ben tek, o da tek. Ondan sonra biz 47'de nişan olduk. 1,5 sene bekledik. 49'da Mart 26'da evlendik. 50'de Ali oldu, 54'te Hakkı, 59'da da Refik oldu. Peki Cunda'ya geldiklerinde dediniz ki hani birkaç gemiyle gelindi, biz son gemideydik filan diye. Şimdi hani Cunda'ya bunlar gelmişler. Tabii oradan Ayvalık'a naklanıyorlar çünkü herkes malını, mülkünü Ayvalık'tan alacak. Cunda o zaman yani bağlı değildi. Mecburi geliyorlar, herkes... Yani Girit'te bıraktıkları malın karşılığını almak amacıyla. Yani Cunda'dan o anda mal vermediler mi? Vermediler. Hepsi Ayvalık. Gerekçe neydi? Yani niye vermiyorlardı? Cunda'ya giriyorsunuz da Cunda'da mesela evlerde boş. Neden verilmiyor acaba? Mübadele kapsamını değil herhalde. Ben onu bilemeyeceğim. O anda dediği gibi Cunda'yı o zaman mübadele kapsamının dışında tutuyorlardı. Önce Ayvalık dediler herhalde. Evet. Yani hepsi Cunda'da inen bir kısım kalmış. Ama esas malı mülkü çok olan mecburi Ayvalık'a indi tabii. Çünkü muamele burada olacak, anladınız mı? Orayı herhalde sevmediler. Artık onu bilemeyeceğim. O buraya dönmüşler. Peki size... muamelelerde bir sıkıntı yaşandı mı o zaman? Şimdi onlar, benim kocam ve annemler, aileler kendi olan malının, mülkünün karşılığını burada alamadılar. Eğer dedi kocam, benim annem, ben daha fazla etseydik ama tabii adam, koca yok, kimse yok, Ali Bey idare ettiği kadar bir kısım almışlar. Yani hiç kimse kendi malının karşılığını burada tamamen alamadı. Sebep neydi burada? Aksilikler ne yönde oldu? Artık onu bilemeyeceğim. Ben de bilemem ki, alamadık dediler. Vermemişler. Bakın Emin Süner'in babası Mehmet Süner 55 anahtar bir pasaj teslim etmiş. Karşılığında buraya geliyor. Öyle bir şey alamıyor tabii zamanla. Herkes malının karşılığını, hiç kimse adam akıllı burada alamadı. O zaman Emin Süner de Giritli. Efendim? Emin Sünerler de Giritli, 55 tane. Tabii tabii tabii. Hepsi Giritli. Bunlar hepsi Resmolu. Benim babam Kandiyalıydı. Dedem Sakızlı Adası'ndaydı. Sakızlı Zade. Sakız Adası'nın 1/3'ü dedeminmiş. Fakat şöyle bir şey oluyor. Babamlar 7 kardeş ve hepsi ölüyorlar ve anne ve babayı kaybedince Sakız Adası'ndan o zaman Evkaf Vakıf şeyini alıyor, okumasını eline o zaman. Benim babam liseyi Fransa'da bitirmiş, Paris'te. Hatta Aliül Ala altın yazılarla diploması gel. Aliül Ala pek iyi demek. Oradan mezun oldu, geldi, okudu, etti. Yani hep evkaf, yani vakıf idare etti balını. Ondan sonra işte veteriner oldu. O zaman Türkiye'nin 5 büyük profesörlerinden biri veteriner olduğu için çatal tırnak
üzerinde deniyordu. Yani müderrislik, profesörlük. Eskiden profesör değildi. Öğretmen. Müderris. Öğretmen.